Esenlikler. Bu videoda sayfamızda belirttiğimiz gibi Atatürk'ün CHP'si ve bugünkü Kılıçdaroğlu'nun CHP'si hakkında fikirlerimizi paylaşacağız. O dönemden bu döneme neler değişti? CHP nasıl sosyal, demokrat ve solcu partiye dönüştü? Biliyoruz ki Atatürk solcu değildi. Sosyal demokrasiyle de pek alakası yoktu. Bu CHP nasıl olduğu da yıllar içinde bu şekilde ideolojik evrim geçirmiştir. Şahsi fikrimi sorarsanız CHP'nin İsmet İnönü'nden sonra değiştiğini düşünüyorum. Yani bu şekilde zamanında CHP kuşatılıp içten ideolojik rotası değiştirilmiştir. Çünkü biliyoruz ki Atatürk'ün CHP'sinde siyasi ideolojik rota Türkçülük ve halkçılıktı. Ve bu ideolojiye hiçbir şekilde sosyal demokrasi ve solculuk diyemeyiz. Zaten değildi de. Diğer taraftan sağcılık da diyemiyoruz. Atatürk'ün kendine çizdiği özel bir siyasi rotası vardı tabii ki. Biz bunun üçüncü görüş olduğunu düşünüyoruz. Fakat bugünkü konumuz olmadığı için bu konuya girmeyeceğim. CHP ve Kılıçdaroğlu'na devam edeceğim. Şimdi bugünkü CHP'nin Türkçü olmadığını, hatta Atatürkçü olmadığını rahatça görebiliriz. Çünkü bugünkü CHP'yi yöneten kişilerin hiçbirisi Türkiye Türklerindir veya ne mutlu Türk'üm diyene hiçbirisi demez, dememiştir ve diyemez. Çünkü çoğu bir kere Türk değildir. CHP'nin yönetim kadrosuna baktığımız zaman resmen Türkçülük ve Türk milliyetçiliğine düşman olan kişiler vardır. Ki bu da Atatürk'ün CHP'siyle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Ve o partiyle bugünkü CHP tamamen farklı partilerdir. Ve tamamen farklı bir siyasi yol izlemektedir. Başka ne diyebiliriz? CHP'liler yoğun bir şekilde biliyoruz ki PKK'lıların cenazesine katılıyor. Ve onlara işte destek veriyorlar. Ve o kendilerinden de oy bekliyorlar. Atatürk Dersim'de, Tunceli'de bunların atalarını yok ederken bugünkü CHP maalesef Kürtçülük ayağına gidip bu tür teröristlere güler yüz göstererek resmen oy dilenmektedir ve onlara destek vermektedir. Şunu demek istiyorum. Atatürkçülük Türkçülüktür. Bir kişi Türkçü değilse, kendisine Atatürkçü diyorsa o kişi ya cahildir ya şarlatandır ya da o ideolojiyi Atatürkçülüğü sadece maske olarak kullanmaktadır. Biliyoruz ki birçok sosyal demokratın, solcunun ağzında Atatürkçülük var. Fakat kendileri hiçbir şekilde Atatürkçü değildir. Çünkü Atatürkçülük en başta Türkçülük ve Türk milliyetçiliğidir. Türk milliyetçisi ve Türkçü olmayanlar kendisine kesinlikle Atatürkçü diyemez. Dese de yalan söylemiş olmaktadır ki bugünkü CHP bunu yapmaktadır ve Atatürkçüyüm deyip birçok Türk insanın duygularına basarak oy almaktadır. Atatürkçülük desek hangi parti daha yakındır? Yani Atatürkçü dediğimiz parti varsa bence bu da HEPAR'dır yani. HEPAR'ın üyesi değilim, propagandacısı da değilim ama gerçek Atatürkçü HEPAR'dır yani. Osman Paşa gerçekten Atatürkçülük ve Türkçülük yapmıştır. Türk milliyetçiliği de yapmıştır. Eğer Atatürkçülük arıyorsanız o partide Atatürkçülük gerçekten vardır. Fakat CHP daha çok komünist ve Marksistlere yakındır. Kendisi sosyal demokrat kökenlidir. Biliyoruz ki sosyal demokrasi Marksizme yakındır ideoloji olarak. Lenin'in ilk basamağı da biliyoruz ki sosyal demokrasiydi. Yani sosyal demokrasi solcu bir görüştür.
önderliğinde Yahudi kökenli bir kadın, Avrupalı bir kadın, Rosa Luxemburg diye adlı bir kadın bu görüşe önderlik yapmıştır. Yani bugünkü CHP Atatürkçüyüm deyip insanları açıkça kandırmaktadır. Ve Atatürk politikasıyla hiçbir bağ bulunmamaktadır. Bu videoda bunu söylemek istedik. Bunu zaten öyle ispat etmeye gerek yok. Bugünkü CHP'ye söylemlerine, yaptıklarına, yaptığı politikaya bakılırsa CHP'nin Atatürk'ten hiçbir alakası yok. Sadece Atatürk'ün adını kullanıp geçirmektedir. Bu konuda başka söyleyecek pek bir şeyim yok. Eğer herhangi bir sorularınız olursa, dediğim gibi sayfamıza veya bizim e-mailimize atabilirsiniz.